Şimdi üçüncü bölüme geliyoruz. Ya tamam, 1,2 ve 120 ay için cevabı bulduk. Geri ödeme peşinimiz 100 binse 3154'müş. Ama acaba bunu farklı süreler ve farklı faizler için de hesaplayabilir miyiz? Yani şimdi şöyle bir tabloya geliyoruz. Burada yine o PMT formülünü göreceksiniz. Burada ne yapmışım? Eksiği bakın. Formülün başına koymuşum. Buraya da koyabilirsiniz. İçeriye de koyabilirsiniz. Fark etmez. Faiz oranları 1, 1,05, 1,10, 1,15, 1,20 ve 1,25 olsun. Biraz önce hesap kurduğuna baktığımızda gördünüz. Bakın burada 0,99 var ING. 1,50'ye kadar gidiyor Burgan Bank. Yani birden 1,5'a kadar değişebiliyor faizler. Farklı faizler ve farklı süreler için. Bakın burada 10 yıl var ama ne bileyim işte 9 yıllık, 8 yıllık, 7 yıllık, 6 yıllık, 5 yıllık farklı süreler için bu problemi yeniden çözebilirsiniz. Dolayısıyla farklı faizler ve farklı süreler için bu problemi tekrar tekrar çözmek istiyorum. Mesela 1,2 olsa faiz ve süre 120 olsa bakalım nerede 120 işte 1,2 120 şurası. Şurada 3153,61. Tamam mı? 3154 yuvarladı. Peki şurada ne? Yani faiz 1,10 olsa ne olur diye soruyorum. 1,1 3009,85'miş. 3009,85. Peki şurada yani faiz 1 olsa ne olur? 2869,42. Arkadaşlar şu anda ne yapıyorum? Çok basit bir şey yapıyorum. What if oynuyorum Excel'le. Olsa olsa oynuyorum. Velev ki oynuyorum. Ve bulduğum çözümü bu tablonun içine yerleştiriyorum. Ama bu tabloda 6 tane satır var. 7 tane de sütun var. 6 kere 7, 42. 42 defa bu işlemi tekrarlamam gerekiyor. Sıkıcı bir iş. Yani bir tane daha yapayım, ondan sonra otomatiğe bağlamak istiyorum. Mesela 1,15 için ve 180 ay için çözsek 2636,66'ymış. 1,15, 180 ay. 2636,66. Tamam mı? Böyle böyle yani bunun bir tanesini ne bileyim işte 3 saniyede yapsanız 42 tanesini hiç hata yapmazsanız 42 çarpı 3 126 saniyede yaparsınız. 2 dakikanızı alır bütün bir tabloyu doldurmak. Şimdi bu tabloyu 10 saniyede nasıl oluşturursunuz onu göstereceğim size. Tamamını siliyorum tablonun. Şimdi tabloda süreler ve faizler var değil mi? Peki tablonun içine ne koymak istiyoruz? Ödemeleri koymak istiyoruz, değil mi? Onun için tablonun köküne şu ödemeyi bir koyuyorum. Bu ödeme tablosudur diyorum Excel'e yani. Tablonun içine şurada gördüğün rakam hangi hücreden geliyorsa o hücreden aldığın sonucu yaz diyorum Excel'e. Sonra tablonun tamamını seçiyorum. Ve tekrar data'ya gidiyorum. What if analiz data table'a gidiyorum. Şimdi bu sefer row input cell ve column input cell ikisi de var bizde. Row input cell bakın row dediğimiz şey şu süreler. Tamam mı? Row input cell nerede bu modelde? Şurası model. Bakın bu model bunlar girdi, ödemede çıktı. Tamam mı? Row input cell nerede? Süreler nerede? C6'da. Row input cell'e C6 yazıyoruz. Column input cell, bu kolonda da faizler var ya, faizler nereye girmeli modelde? O da C5'e girmeli. Yani şimdi ben Excel'e şunu söyledim. Abi şu sürelerden bir tanesini seç, faizlerden de bir tanesini seç. Seçtiğin süreyi C6'ya koy, seçtiğin faizi C5'e koy. Bulduğun çözümü de tabloya yaz. Bir sonrakini al, süreyi C6'ya, faizi C5'e koy. Bulduğun ödemeyi altına yaz. Bir sonrakini al, bir sonrakini al, bir sonrakini al vesaire vesaire. Okey.
Bum. Nasıl? Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir boyuyoruz. Daha rahat görebilmek için. Conditional Formatting Color Scales'e gidiyoruz. İkinciyi seçiyoruz. Burada ödemelerin yüksek olduğu yerler kırmızıya boyandı, ödemelerin düşük olduğu yerler yeşile boyandı. Tahmin edebileceğiniz gibi faizin düşük, sürenin de uzun olduğu yerde ödemeler en düşük. Faizin yüksek, sürenin de kısa olduğu yerlerde ödemeler en yüksek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yani 60 ay 5 yıl demek oluyor. 240 ay da 20 yıl demek oluyor. 5 yıl ila 20 yıl arasındaki konut kredisi alternatiflerine baktığınızda faiz de 1 ila 1,25 arasında değişiyorsa geri ödemeleriniz 2.200 liradan 4.700 liraya kadar değişebilir. Dolayısıyla sürenizi ve faizinizi doğru seçmeniz çok önemlidir. Mesela biraz önce baktık. Şurada ING 0.99 ile verirken Burgan 1.51 ile veriyordu. Bakalım hemen buraya. ING bu birinci row ING olsun. Buraya da Burgan için 1.50 yazalım bakalım. Buyurun. Aynı süre için yani 120'ye bakın mesela. ING'de 2.869 veriyorsanız Burgan'da 3.604 veriyorsunuz. Ayda her ay 800 lira, 730 lira fazla veriyorsunuz gördüğünüz gibi. Bu arada fark ettinizse tablo canlı. Değiştirdiğim zaman istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bunu 1.1 yapabilirim mesela. Bunu alıp aşağı doğru çekebilirim. 2'ye doğru gidebilir bu. Süreleri 5'er ay 5'er ay, 10'ar ay 10'ar ay değiştirebilirim. 60, 70, 80 diye değiştirebilirim. Alıp sağa doğru çekebilirim. Bütün tablo sürekli canlı. Ama hep en ucuzu yeşil, en pahalısı da kırmızıya boyalı. Buna trafik lambası grafiği diyorlar. Yani en işimize yarayan şeyler yeşil, en istemediğimiz şeyler kırmızı. Araları da geçiş renkleri, turuncu, sarı, sarımsı, yeşil falan gibi oluyor.